Tara Seramik'le yapılan ihale şartnamesi neden kurul olayına sunulduktan sonra değiştirilmiş? Çünkü firmada yönetim kurulu değişikliği oldu. O yüzden yeniden masaya oturuldu. Peki. Peki bu ihale neden gizli olarak yapıldı? Yönetim kurulu kararıydı. Bu anlaşmada... Her anlaşmanın üstünden tek tek geçmeyeceğiz değil mi? Ebru Hanım, anlamaya çalışıyorum. O zaman kendine bir danışman al. Sizin kadar tecrübeli olmayabilirim ama bu işleri yürütebilecek kadar yetkinim, emin olabilirsiniz. CV'nden haberim var. Yurt dışında sadece bizim gönderdiğimiz paralarla sefahat sürmemiz. O zaman sorularımı makul karşılarsınız. Yani neyin altına niye imza attığımı, neyin içinde olduğumu bilmek istiyorum. Bu senin en doğal hakkın. Ama bize güvenmediğin de çok açık. Siz bana güveniyor musunuz? Büyük toplantı yaklaşıyor. İstersen bizden daha çok güvenebileceğin, sözüne inanabileceğin bir danışman bul. Toplantıya onu da getir. Sizin danışmanınız kim? Güney mi? Güney. Bugüne kadar da hiç yanıltmadı. Umarım bundan sonra da yanıltmaz. Birazdan toplantıya başlayacağız. Burak'ı aradınız mı? Evet efendim. Danışmanıyla beraber birazdan burada olacaklarmış. Takviye kuvvet alacakmış. Ben tavsiye ettim. Başka türlü bize güvenmeyecekti. Tamam. 5 dakika daha bekleriz. Yarınlarsa başlarız. Aynen. Özür dileriz. Biraz geç kaldık. Kasımlarımız aynı ama biz ayrı ayrı mücadele etmeye çalışıyoruz. Gel güçlerimizi birleştirelim. Ney? Güçlerimizi birleştirmek mi? Benim ne gücüm var Çatalcalı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kuzey, gel şunlarla beraber uğraşalım. Onlarla uğraşmak için senin bana niye ihtiyacın var ki? Sizin aranız gayet iyi. Yeri geliyor dibinden ayrılmıyorsun, yeri geliyor sofralarına oturmaya tenezzül ediyorsun. Senin bana neden ihtiyacın var? Benim çevremde senin gibi dürüst bir adam yok. Benim tek ihtiyacım olan şey bu. Kuzey, bir saniye gelir misin? Dışarı. Toplantı yapacağız. Ne? Toplantı yapacağız. Ya bu çok önemli bir toplantı. Senin ne işin var burada? Kuzey benimle geldi. Onu hepimiz görüyoruz. Ne olarak, hangi sıfatla geldi yani, onu soruyorum. Boş işler müdürü. Ben boş işler müdürüyüm. Tamam, bak burada biz çok önemli bir toplantı yapacağız. Animasyonun bittiyse dışarı çıkar mısın? Sen sesini kes de otur şuraya. Herkes içine baksın. Kuzey bak, dışarı çık yoksa güvenliği çağıracağım. Güney. Kuzey hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Niye bu kadar sinirlendin? Derdin ne? Güneyciğim. Derdin ne? Babamın eldiveni sende ne arıyor? Babanın mı bu? Ben seni sanıyordum. Cevap ver. Ne arıyor? Ne oluyor? Ne diyor bu? Kendinize gelin. Güney. Söyle. Nereden buldun onu? Ne oluyor dedim sana. Şişt. Eldiven falan babam. Ne alaka? O gece ormandayken babamın elindeydi çünkü. Yeter, kesin şunu. Ne yaptın zannediyorsun sen? Cevap ver. Lan. Yeter. Burası ne yeri ne sırası. Evet, başlıyoruz. Bir dakika. Sen bana neden bunu söylemedin? Ne oldu dedim sana? Anlatırım. Niye daha önce anlatmadın bana? Güney, lütfen. Yerlerimizi alabilir miyiz? Lütfen başlıyoruz. Anlatacağım sana. Buyurun. Tamam.
geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Halka arzdan önceki son büyük toplantımızı yapıyoruz. Her şey bir yıl öncesinden sevgili Atilla Sinan Er'in planladığı gibi ilerliyor. Çok verimli bir yıl geçirdik. Ama hepimiz daha çok büyümek için biraz fedakarlık yaptık. Bir süre daha da yapmaya devam edeceğiz. Hisselerin borsada işlem görmesi uzun zamandır yatırımcıların beklediği bir şeydi zaten. Hisse birim fiyatımızı 4.30 olarak belirledik. 2013 sonuna kadar eğer büyük bir siyasi kriz yaşanmazsa... bu rakamı 3'e katlayacağımızı düşün... Biliyoruz. Kolay gelsin. Şuradan bir jeton versene. Eyvallah. Ben şimdi size kayıt setinizi vereceğim. Bunlar ücretli galiba değil mi? 10 lira. Ha. Kayıt formu içinde. Bilgilendirme broşürleri de var. Buyurun. Kimliğinizin fotokopisi lazım birden. Tabii çektirdim. Kredi kartı numaranızı da alayım ben. Benim kredi kartım yok. Şey yani prensip olarak kullanmıyorum ben kredi kartı. Ama bizim için gerekli. Otomatik ödemeleri oradan alacağız, yatıracağız. Bir form dolduralım sizin için isterseniz. Bir kart isteyelim bankadan. Olur. Kayıt işlemleriniz bittikten sonra bugün sizi hemen kısa bir eğitim alacağız. Deneyimli bir ajanta ile sahaya çıkartacağız. Peki. Ben de sizin gibi ajanta olarak başladım. İnşallah siz de kısa sürede üst statülere geçersiniz. Öyle mi? İnşallah. Askerliğinizi yaptınız mı? Performansınıza bağlı olarak merkezde görev alırsanız... ...hani kesintiye uğrar mı diye soruyorum. Yok yani askerliğimle ilgili bir problemim yok benim. Sıkıntım yok. Hayırlı olsun. Merci.
Hayırlı olsun. Çok mersi. Çıkıyoruz biz. Kolay gelsin. Hadi. Kadıköy'e gidebildik. Birkaç yere birden sipariş teslim edeceğim oradan. İnşallah bu arada yenilerini de alırız. İnşallah. Şuradan dolmuşa binelim. Olur. Böyle içeri bir girdim, bir silmek adım. Cak 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 konuşuyorlar. Ya bilmem nerenin çağrı merkeziymiş. Sonra orada bir oğlan, tabii tecrübeli satıcıyım ayaklarında falan. Böyle bir şovlar, bir bilmem neler. Ya kadından madından anladığı yok çakalım. İşte böyle ezik ezik efendime söyleyeyim. Bunu yatarken süreceksiniz. Bunu çenenizin altına süreceksin. Bunu göz kapaklarınıza, bunu göbeğinize, bunu ebeğinize lan dedim çekil bir kenara bana iki dakika bir müsaade et. Önce bir cilt analizinizi yapalım sizin. Sonra kadınlar böyle sıraya girdi. Ay panota, ay ay panota, ay panota. Yapma. Yalnız var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bugünkü satışı kendime yapmış olsaydım... ...en azından 400-500 kağıt cepteydi. Harbi diyorum bak. Allah bereket versin. Kısa günün kârı. Oh be. Ben sevdim bu işi vallahi, yaparım. Ha? Sonra bir de oğlanı görecektin. Abi sağ ol. Abi sağ ol. Böyle etrafımı dolaşıyor. Nereye öpeceğini bilemedi lavuk. Böyle bir şey yok ya. Ondan sonra çakal diyor ki bana. Abi diyor bundan sonraki işlere beraber çıkalım. Yedin mi? Yemedim tabii. Ben tek tabanca çalışırsam İstanbul'un altını üstüne getiririm. Getiremez miyim? Yani yapamazsın demiyorum tabii de. Bizim şirkette çalışsaydın daha prestijli bir işin olurdu. Ne yapacaktım yani? Mahkeme evrak taşıyacaktım ha? Senin dediğin prestij bu mu? Ben kendi işimin patronuyum, duydun mu beni? Bak arkada ne yazıyor? Kuzey Tekinoğlu Acente. 10 numara. Anladın? Sen de yapabilirsin. Sağa sola haber ver şirkette. Tamam mı? Katalogdan görürsün, siparişlerini alırsın. Ben sana tak 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 malları indireyim birer birer. Ondan sonra paraları alırsın, ben de sana payını veririm. Ek gelirin olur. 10 numara iş. Bizim şirkette bu işi yapan en az 3 kişi var. Hatta 4. İşte ben sana ne diyorum, bak ne kadar karlı bir iş. Millet bu işi yapmak istiyor. Millet para kazanma derdinde değil. Kızlar %30 daha ucuza alsınlar diye gidip acente oluyorlar. Yani senin yaptığın iş bir alt değil diyorsun bana, öyle mi? Hayır canım, olur mu öyle şey? Yani uzun vadede kazanırsın. Akmazsa damlar, ne olacak? İstersen akatırsın. Çalışırsan, çabalarsan tamamen seninle alakalı olan bir şey. Sen tabii beni fazla tanımıyorsun. Ya benim ne kadar çalışkan bir insan olduğumu bilmiyorsun. Ben bir işi kafaya taktım mı... ...o iş tamamdır. Sen işi sevdiysen süper canım. Yani kadın müdür olmuş işte diyorsun ya. Olmayacak şey değil. Ben istersem olur. Bizim apartmandakilere de söylerim ben. Benim karşı komşum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun. Allah bereket versin. İyi seneler diliyorum. Yine bekleriz. Tekrar bekleriz. Cemre Zeynep'e anlatmış Sıma'yı. İyi yapmış. Bu Sıma eve geldi geleli başka bir adam oldun ha. Yüzün gülmüyor ya. Ben eski Kuzey'i özlüyorum. Ben de. Kahramanlığa lüzum yok. Boşa gitsin. Zeynep'le takıl rahat rahat. Adam gibi bir şey yaşa. Salak salak sorumluluklar alıp hayatın içine ediyorsun ya. Tamam kes bir de sen başlama tamam.
Bak ben senin yerinde olsam var ya, ki asla olmak istemem, çoktan kurtarmıştım kendimi bu durumdan. Alo? Hallo abicim. Ich bin Günther Weber. Mein Arbeitskollege Dieter Volk. Wir sind wegen dem Konzept gekommen. Ne? Oğlum, bunlar onlar galiba. Kimler? Sind Sie Güney Tekinoğlu? Güney Tekinoğlu diyor. Ha, onlar galiba. Was? Güney Tekinoğlu. Ben yok, ben Kuzey. Ben Kuzey. I am his brother. Ha, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ben de Ali. Welcome. Willkommen. Hoş geldiniz. Gut. Das Logo ist sehr schön geworden. Farben sehen etwas hell aus. Naja, das ist genau wie aus dem Katalog. Katalog dedi. Ja, das ist. Wir sind hierher gekommen, um das Konzept fortzusetzen. Wir haben ein Rendezvous mit Frau Sinaner und Herrn Tekinoğlu. Sinaner diyor, Tekinoğlu diyor. Anladık, salak, anladık. Wenn Sie sich verspäten werden, wir können uns ein bisschen warten. Können wir das Menü sehen? Abi, haben Sie ein ausgedrucktes Menü? Ja. Ben dur. Arıyorum ben şimdi Güney'e telefon açıyorum, tamam mı? Telefon. I'm calling Güney. Gel abiciğim, sit şöyle. Sit şu an. Sit şöyle, sitin ya. Nice. Vallahi etkilendim çocuklar. Yani bu işin sonunu çok merak ediyorum. Bizi izlemeye devam edin o zaman hocam. Tebrik ederim Güney. Sağ olun hocam. Senden böyle bir mezuniyet projesi beklenirdi zaten. Teşekkürler. Hocam geliyorum ben, pardon. Sen de kendine iyi bir ortak bulmuşsun. Böyle kurtuldun. Aşk olsun hocam. Alo. Niye açmıyorsun lan telefonunu? Hocanın yanındayım. Lan gerizekalı herifler geldi, buradalar. Kim? Almanlar mı geldi? Allah kahretsin, saati fark etmemişim. Oğlum çabuk gel, bir şey söylüyorlar deminden beri, anlamıyoruz burada. İş good. Tamam, çıkıyoruz birazdan, oyalayın onları. Ya kardeşim öyle bakıyoruz heriflerle birbirimizin yüzüne mal gibi. Nasıl oyalayayım ben bunları? Ya onları gelince yemeğe götüreceğiz. Şeyde, they are coming de. They are coming. Coming, K-A-M-I-N-G. Ya dur bir dakika dur, ben veriyorum şimdi. İki dakika bir laf söyle. Bir dakika. Ya hayır, hocanın yanına geliyorum, arayacağım ben seni, tamam? Sunday man. Kapış? Sen de hemen. Allah ya. O ne demek lan? Oğlum işten anlarım diyorum, pazarcıyım diyorum. Pazarcı, sen de hemen. Allah bildiği gibi yapsın seni ya. Sen de hemenmiş. Lan gerizekalı herifleri salak ettin burada. Buyur sen konuş o zaman oğlum. Benim İngilizce turistik. İhkame Julia. Bu. Tamam, kes lan. Güney, they is coming. Coming. Okay, we are waiting. Okay, yes. Mr. Tekinoğlu and Miss Sinaner. Mrs. Sinaner is coming. Okay, very good, okay. Ben de dalga geçene bak. What? Konuşma lan, sen de imenmiş. Ja, wir sehen uns dann am 2. Okay? Auf ihm Bonjour. Ja. Dankeschön. Am nächsten Dienstag können wir uns in Deutschland treffen. Durmuyor herif maşallah. Ja. Schön mü lan? Alles gut. Schön mü? Ja. Lan Almancayı sökmüşsün sen de. Tabii lan, Boncuk'la iyi anlaştık. Koş, rezil olduk. İnanmıyorum. Hey, ciao, tschüss. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Adamlarını oyalıyoruz işte. Ezgi açtık. Hello Mr. Weber. Konuşuyorsun, kağıtları boş kalmasın diye mi giyiyorsun? Ne yapalım? Dur, peçete vereyim. Peçete ver bakayım peçete oradan bir tane. Al kardeşim, sil elini. Boncuğa da ver. Al boncuk. Sorry, we are late. No problem. It's okay. So, why did you feed on? We will go for eating. It's delicious. You eat either? Thanks a lot. You don't eat much either. It affects you. Ne? Adamlara dokunacak. Niye dokunsun? Baksana ağzını burnunu yalıyor deminden beri. Tamam. So, how did you find the stand? Oh, super. It was out very, very good. Yeah.
He said it will be smaller. It's a little smaller than yours. No. It is very nice. Very nice. Yeah. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi bana bak. Kaç para bizim hesap? 250 lira. Tamam. Bak patron orada. Ondan alacaksın hesabı. Kaç tane yediler? 250 lira. Banu, buyur. Adamların midesi bozulsun, ben sana soracağım. Bir şey olmaz, küçük İzmir midesi. Ya merak etme ya. Gayet keyifliler, baksana. Ben de, merak etme. Ya adamların peleye şaştı, bir görsen baba. Hepsini silip süpürdüler yani. Ne var ne yok, hepsi bitti yani. Hepsi bitti. Hala kabukların arasını araştırıyor dolu var mı diye. Yok tabii onlarda böyle bir lezzet. Tabii. Sonra üstüne de cila yaptık. Yandaki ocaktan birer tane Türk kahvesi söyledik. Tabii yandaki çaycı uyandı bunların yabancı olduğunu. Binar'ın kahvelerin yanında böyle lokum çifte kavrulmuş. Aferin ona. Çiçek. Süper. Mideleri bayram etti bunların. Sonra bizimkileri göreceksin. Bir utandılar bizden. Fantri fiston yerlere götüremediler. Tabii ondan. Böyle gak buk diye kaldılar ya. Anlatamam, mal gibi. Mahcup etmişsin abini. Niye mahcup edeceğim Andan Hanım? Hayır, neye mahcup ettim? Oğlunun işini ayarladık işte. Adamlar midyeleri lüp midye indirirken zeyr, gılatis, aba, gılatis, lapın, gipit, bip, blip. Tam not verdiler çocuğa, ne oldu? Baba, zeytinyağlı ister misin? Bir tane. Sayemde yeni yıla gülü oynayarak girecek yavrucuğun. Eğer var ya, ben adamları tavlamamış olsaydım şimdi bugün baloya gideceğine böyle yastığına sarılmış hüngür hüngür ağlıyor olacaktı. Abartma sen de. Müsaade et, hak ettim ya. Anne.